Merhabalar. 29 Mart 4 Nisan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla ilçemizin ve bölgemizin duayen gazetecilerinden Asım Yavuz ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Asım abi, ilk çıkan kitabın Zaman İçinde Hayatın İzleri oldu. Zamanın İçinde Hayat İzleri bize ne anlatıyor? Zaman İçinde Hayat İzleri tamamen sosyal içerikli bir kitap olup günümüz meselelerine parmak basan ve detaylı bir şekilde tarihten de örnekler vererek günümüzü anlatmaya çalıştığım bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Gazeteci olarak yazmak, düşünmek olmazsa olmazın. Bu konuda da sürekli köşede yazıyorsun sen. İlçe gündemini değerlendiren, genel gündemi değerlendiren köşe yazılarını da yazıyorsun. Kitap yazma serüvenin nasıl gelişti? Hep aklında mıydı? Tabii yani gazeteci olup da ortaya bir eser koymamak gibi bir düşünce olamaz. Mutlaka her gazetecinin beyninin bir köşesinde bir eser bırakmak vardır yani. Bunu her insan arzular. Her hafta birkaç tane husus yani ilçemizle alakalı olsun ya da güncel meselelerle olsun, genel umum meselelerden bahsediyorum. Bu konuları dile getirip de bunların biriktiğini görmek bir yerde bir kitap oluşturma fikrini bende oluşturdu. Ve biz bu köşeleri biriktirerek bir yerde kitap haline dönüştürmenin uygun olacağını düşündük. Gazeteci olarak gözlem yapıyorsun. Kapaklı'da okuyan bir kitle var mı? Kapaklı'nın kitapla olan haşir neşirliği nasıl? Bunu arttırmak için neler yapılabilir? Şimdi tabii okuyan bir kitle olduğunu söylemek çok zor. Bu aslında bizim toplumsal meselelerimizin ilk sırasında yer alan bir sorun. Yani hiç kimse çocuğunun, arkadaşının ya da kendisinin okuduğunu, iyi bir okuyucu olduğunu söyleyemez. Asıl mesele zaten burada başlıyor. Biz sosyal meseleleri derken sosyal meselelerin çözülememesi, uzayıp gitmesi, kangren haline gelmesinin nedeni de okuyamamak. Biz gerektiği ölçüde okuyamadığımız için meselelerimizi de çözemiyoruz. 10 sene önce var olduğumuz, konuştuğumuz, sorun olarak gördüğümüz hususlar bugün yine var. Yine aynı şeyleri konuşuyoruz, yine aynı şeyleri tartışıyoruz ve üzerinde inceleme yapıp, araştırma yapıp bir yerde sorun olarak ortaya koyuyoruz. Okumadığımız için bunlar uzayıp gidiyor, bu sorunlar birbirini takip ediyor. Peki okumak için, okuma alışkanlığı kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir sistem olması gerekiyor ki okuyan bir toplum olalım, okuyabilelim? Hayatımızda gereksiz olan yani günümüzü heba eden bazı gerçekler var ki bunları bir şekilde bertaraf edebilmeliyiz. Yani okumak sadece belirli bir zaman ayırarak, belli bir görevi yerine getirmek olarak algılanmamalı. Hayatın bir bütünü, bir parçası olaraktan gözlemlenip ve hayatın merkezine yerleştirilebilmelidir. Çok gereksiz zaman harcamalar bir yerde kısıtlanabilir ve okumaya çok daha fazla zaman ayırabiliriz. Tabii bunun da bir başlangıcı olmalı. Orta yaşlarda veyahut da ilerlemiş yaşlarda bunu sağlayabilmek çok zor. Çünkü hayatın zorluğu var, geçim derdi var. İnsanlar bir şekilde çalışıp hayatlarını idame ettirmeleri gerekiyor. O yaşlarda okuma alışkanlığını kazandırmak bir insana zor. Tabii ki bu küçük yaşlarda başlanarak geliştirilebilmelidir. En son hangi kitap okudun? Son zamanlarda okuyup da bitirebildiğim bir kitap yok ama mütemadiyen belirli zamanlarda bazı kitapları alarak bazı pasajlarını okumuşumdur. Ama en son okuduğum kitabı da söyleyebilirim. En son okuduğum kitap, belki aynı şeyi soracaksınız, hangi kitap biraz da hayatınıza yön vermiştir evet diyebilirsiniz. Son okuduğum kitap İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır evet, okudum ben eseri de. Ve çok güzel. Aslında bizim söylemek istediklerimizi bütünleyen, tamamen hayata farklı bir pencereden bakmayı sağlayabilecek bir kitap. Tavsiye edebileceğim evet bir kitap tabii ki. Katılıyorum abi. O zaman en son ne zaman kütüphaneye gittin Asım abi? Kütüphanelere uğrar mısın? Uğurcuğum yok, bakın işte bu bizim kayıplarımızdan biri. Tabii ki gitmedim. Sadece ziyaretler, programlar vesaire evet, bir etkinlik olduğu zaman yolumuz kütüphaneye düşüyor ama uzun süredir bir kütüphaneye gitmiş değilim. Evet Asım abi, bize bir kitap önersen, hangi kitap önerirsin? Zaman içinde hayatın izleri dışında. Şimdi şöyle diyeceğim ben Uğurcuğum, özellikle bir kitabı tavsiye etmek biraz da çok doğru olabileceğini düşünmüyorum. Hangi kitabı okumak yerine biraz daha fazla zaman ayırıp bütün kitapları imkan buldukça her esere ulaşmayı, okumayı tavsiye ederim. Evet Asım abi, kütüphaneler haftası dolayısıyla da buradan vermek istediğim bir mesaj, iletmek istediğim düşüncelerini de alalım son olarak. Evet, çok daha fazla okumalıyız. Okudukça sanıyorum hiçbir problemimiz, hiçbir meselemiz kalmayacaktır. Çevre, insan ilişkileri,
efendime söyleyeyim, ekonomi vesaire, hangi sorunu irdelerseniz irdeleyin altında okumama alışkanlığı vardır. O nedenle daha fazla okumaya zaman ayırarak geleceğimize çok daha emin adımlarla yürüyebiliriz diyebilirim. Abi son olarak ikinci kitap müjdesi var mı? Evet, evet, ikinci kitap üzerinde çalışıyorum. Yani yarıyı geçtik diyeceğiz bir kitap olabilmesi bakımından. 3-4 aydır çalışıyorum yoğun bir şekilde. Sanıyorum birkaç ay sonra ikinci kitabında müjdesini vermiş olacağız. İnşallah yani. Çıkmış abi. Olacak yani. Abi değerli yorumların için, katıldığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle bir programı düzenlediğiniz için, aslında bu bile okumanın, okumaya verilmesi gereken değerin bir ölçütü. Ben sizleri tebrik ederim ve teşekkür ederim aynı teşekkür zamanda. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Siz de sağ olun.